Teknolojioku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kioxia'nın yeni SSD modelini birlikte inceleyeceğiz. M.2 bir SSD ve 2 TB'lık da depolama hafızasına sahip. Biliyorsunuz arkadaşlar, son dönemde artık bilgisayarlarda eski SATA hard diskleri kullanmayı bıraktık. Belki eski bir bilgisayarınız varsa evde hala üzerinde SATA vardır. Ama yeni bir bilgisayar alacağınız zaman kesinlikle üzerinde SSD olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Günümüzde 2 çeşit SSD var biliyorsunuz. Bunlardan birisi zaten klasik, şöyle görmüş olduğunuz RAM tarzındaki NVMe SSD'ler. Bir de biliyorsunuz şöyle küçük kutu şeklinde hard disklerin, yani SATA'ların da yerine takabileceğimiz klasik SSD'ler. Bu SSD'ler arkadaşlar yazma ve okuma hızı olarak daha seriler ve bunun yanı sıra da çok az yer kaplıyorlar. Biliyorsunuz normalde bir SATA en az şu büyüklükte bir yer kaplıyor, en az arkadaşlar, ki yeni SATA'lar, yani eski SATA'ları düşündüğünüzde bunun hemen hemen bir yarım katını daha eklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla çok fazla yer kaplıyordu kasalarda. Yeni SSD'lerin hayatımıza girmesiyle birlikte dahili depolama alanlarının kapladığı yer de azalmış oldu. Bakın şu halihazırda yeni nesil bir SSD arkadaşlar, Gen 3 olarak geçiyor bu. Gen 1, Gen 2 ve Gen 3, yani en sonuncusu. Bu Exceria Plus olarak adlandırılıyor. Bu SSD baktığınız zaman yani çok küçük, yani bir parmak boyutunda bir yer kaplıyor. Dolayısıyla dostlar, bu açıdan baktığımız zaman bizim artık yeni nesilde şu görmüş olduğunuz boyutlara bir bilgisayar sığdırmamız bile mümkün. Ki zaten yeni nesil akıllı telefonlar bunun en güzel örneği arkadaşlar. Adamlar ne yapıyor? Şu kutulara canavar gibi bilgisayarlar sığdırıyorlar. Yani burada bilgisayardan, stick PC'den bahsetmiyorum. Yoksa stick PC bundan bir 8-9 sene öncesinde teknolojisi. Sonuçta biliyorsunuz, belki hatırlarsınız, Intel'in stick PC'leri vardı. Şunun yarısı kadar bir stick ve bu bir bilgisayar olarak çalışıyordu. Hatta o zaman Counter Strike falan da kaldırıyordu. Ama şimdi ben yeni nesil oyunları kaldırabilecek şu donanımda bilgisayarlardan bahsediyorum. Bunlar da artık bize için hayal değil. Gelelim SSD'mize arkadaşlar. SSD'miz performans açısından benim çok hoşuma gitti. Yaptığım testlerde gayet başarılı sonuçlar aldım. Kutu üzerinde saniyede 5000 MB'lık bir okuma yaptığı yazıyor ki ben de yaptığım testlerde buna yakın değer buldum. Bunu sizlere belirtebilirim. 4980'lerde bir okuma hızı vardı. Yazma hızı ise biraz daha düşük arkadaşlar. 3600'lerde kutu üzerindeki değeri. Benim yaptığım testlerde de 3400-3500 arasında değerler karşıma çıktı. Yani genel olarak kutu üzerinde yazan değerleri bizlere veriyor. Bu açıdan herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yapılan işlemler sonrasında mesela bir sıcaklık ölçümü de yaptım ben. Öyle aman aman bir aşırı ısınma söz konusu olmamıştı. Yani bu açıdan baktığımız zaman SSD'mizin son derece performanslı bir şekilde çalıştığını sizlere söyleyebilirim. Bu SSD'nin fiyatı da öyle aman aman çok pahalı değil arkadaşlar. Halihazırda 1 TB'lik versiyonu yaklaşık olarak 2000 Türk Lirası, 1994 Türk Lirası mıydı neydi? 2 TB'lik versiyonu ise biraz daha pahalı tabii ki, 3600-3700 Türk Lirası seviyelerindeydi. Ama zaten alacaksanız benim size tavsiyem 2 TB'lik almanız arkadaşlar. Çünkü günümüzde bir oyun indirdiğinizde dahi artık 160-170 GB'lardan bahsetmeye başladık. Dolayısıyla burada hani 1 TB biraz hızlı olabilir. Artık mobil telefonlarımızda biz 1 TB'lık depolama alanlarının olduğunu görüyoruz. Bu noktadan baktığımızda sizler için 2 TB'lık depolama alanına sahip bir SSD daha doğru bir seçim olacaktır arkadaşlar. Ki benim size tavsiyem de bu yönde. Dediğim gibi fiyatı 3600 Türk Lirası seviyelerinde. Rakiplerine baktığımızda fiyat performans açısından biraz daha önde olduğunu görüyoruz zaten. O yüzden hani Kioxia'yı tercih eder misin, tavsiye eder misin diye soracak olursanız, yani ben yaptığım testlerde olumlu şeyler gördüm arkadaşlar. Hani böyle biliyorsunuz bazı SSD'ler, atıyorum kutunun üzerinde yine 5000 MB yazıyor saniyede ama bir test yapıyorsunuz 4000'e bile zar zor çıkıyor SSD. Ama bu modelde böyle bir sorun karşıma çıkmadı. O yüzden sizlere gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Elbette yine burada karar merceği sizsiniz. Ama dediğim gibi yeni bir bilgisayar toplama aşamasındaysanız falan mutlaka SSD'li bir bilgisayar toplamaya, hatta M.2 SSD'li bir bilgisayar toplamaya dikkat etmenizi de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer bu SSD hakkında ya da SSD'ler hakkında sorularınız varsa bu videonun altında benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.